Merhaba, herkese iyi akşamlar. Eczacıbaşı İlaç Günlük Grafik. Şimdi Eczacıbaşı İlaç'ta bu akşam geldi. Ben de gördüm galiba, bu akşam geldi. Bilanço. Bilançodan öyle yani çok yorumlamam. Temel analizci değilim. Bunu hep söylüyorum. Soran arkadaşlar da oluyorlar arada sırada ama bunu uzmanına sormanız daha iyi. Fakat kendiniz yorumlayacaksınız bilançoyu. Yani 3-4 tane hiç yani temel analizden, daha doğrusu bilanço okumaktan anlamayanlar için 3-4 tane basit parametre var. Bunların bir tanesi satışlar arttı mı artmadı mı? Bakın bu önemli. Satışlar arttı mı artmadı mı? Artıyorsa zaten sorun yok. Yani pazar hakimiyeti artıyor ya da o pazar büyüyor demek. İkincisi FAVÖK rasyosu. Mutlaka yani o karlılık, brüt kar arttı mı? Bunlara bakmanız lazım. Yani bunlar iyi ise bir bilanço çok da kötü değildir. En azından. Şimdi niye net kar değil? Yani şirket şimdi yatırım yapıyordur. Bir bakıyorsunuz net kar yoktur, zarardır. O başka bir şey. Yani yatırım zararı diye bir şey de var bilançolarda. Ama olumlu yansıyacaktır. Önümüzde mesela borçlar, yükümlülükler, işte yükümlülükler ya da işte karlılık, bunlar okunurken falan bunları bilmek lazım. Yani şirket özelinde bilgilere de sahip olmanız lazım. Ne yükümlülüğü yani, mesela diyelim borçlanmış. Niye borçlanmış arkadaş? Yeni bir fabrika yapıyor. İyi, olumlu o zaman. O borç çok korkulacak bir borç değil. Niye borçlanmış? İşi devam ettiremiyor. Azalmış çok kasada nakit, sıkıntı var. Nakit akışında. O bambaşka bir şey. O açıdan diyorum. Uzmanına sormak her zaman daha iyidir bir şeyi. Hele bilanço gibi ciddi bir şeyi. Uzmanına sorun. Şimdi Eczacıbaşı İlacı 8-9 tepesinden beri aşağı yukarı. 9 mu burası? Tam kaçtı? 9 evet. Oradan beri aşağı bir hareketle takip ediyorduk. Ben en son videoyu zannederim 17-18 Nisan tarihleri gibi bir şeydi herhalde. Yani bir 12 gün olduğu video çekmeyeli. Aşağı yönü kopmuştu. Bu satın boşluklu bir hareketle geldi. 5.76 gün içi gördüğü bir alan. Kapanış anlamında tabi 6'dan aşağısını pek görmedi Eczacıbaşı İlaç. Oradan boşluklu 6 desteğini almaya devam ediyor. Şimdi iyi olan bir şey varsa 6'da ne zaman gelse orada bir alıcı çıkıyor. Bu demek ki var yani bir heveslisi var şimdilik. Son 1 aydır 6 lirada, bakın son 1 aydır bir heveslisi var. Orada alıyor. Bu olumlu. Bir destek var, çalışıyor. Destek çalıştıkça sorun yok. Şimdi ilk tabii teknik analizdeki önemli şeylerden bir tanesi o. Destek çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Düşen trendi 20 üsseli çiziyor. Ki en son video yaptığımda da o 20 üsseline değiyordu. Bakın kaç tane temas var. Şöyle biraz büyüteyim. Görülmesi açısından daha kolay olur. Şimdi bu 20 üsseline temas ediyor, olmuyor. Bir daha ediyor, olmuyor. Yani 3-4-5 deneme var böyle. Bugün de tekrar geldi 20 üsseline. 6.40-6.46'ya çok yaklaştı. Dolayısıyla neye bakmamız lazım? 20 üsselinin çizdiğini teknik anlamda kabul ettiğimize göre bu düşüş trendini, 20 üsselinin kırılımına bakmamız lazım. Ha, ille de trend çizelim. Çizelim, onu da yapalım. Bir düşüş trendi alırsak. Şöyle bir düşüş trendi olur. Kırılmış olur ama yataylıktan da kurtulamamış bir görüntü verir. O yüzden ben bazı videolarda devamlı takip edenler tabii artık alışmışlardır. Bazılarında düşüş trendini doğrudan çizerim. Durumuna göredir bu. Bazılarında doğrudan bir üssel alır, orayı kabul ederim. Çünkü biz düşüş trendlerini şimdi bunu ne yapayım? İki de bir açısını mı değiştireyim? Bir de şöyle çizmem gerekecek falan. Gereksiz bir şey, aksiyon. Şöyle şundan bahsediyorum. Dersiniz ki bu kırıldı, yükselemedi. Bir de şöyle çizeriz falan. Sonunda döneriz, dolaşırız. Bütün açıları çizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi 20 üsseline geliriz. O yüzden bunları bu kadar çok kullanıyorum. Yani bunu açıklıyorum ki bilinsin neden üssel söylediğim. Daha doğrusu o hareketli ortalama söyledim. Şimdi 6.46 kırılırsa tabii bunda bir şeyden değil, bir günden değil. Yani birkaç gün üstünde kalabilirse 5.20 gibi önemli kesişimleri başlatacağından bir yukarıda 6.85, aynı zamanda bakın 50 günün olduğu yer ve aynı zamanda şuradaki koptuğu alan 6.85-80, şöyle tam çizebilirsem 86'ya çizdim galiba ama çok da önemli değil gerçi, bir kuruş iki kuruş. Şu alanda yeni bir tepe yapması lazım ki kırılımla olursa daha iyi olur. Yani üstüne bir tepe yaparsa 8.90-8.95 ve üstüne kalmaya devam ederse bu önemli. Yani bu iki tane yukarıdaki direnç alanı takip edilmeli mutlaka. Tabi 6.85'in kırılımı önemli, orada asıl bir daha oradan sonra belki kalıcılıkla beraber yukarı bir hareket başlatabilir. Yani bir boğa piyasası arıyoruz biz. Aslen yaptığımız o bir grafikte boğa piyasasına giriş arıyoruz.
O giriş anlamına işte gelebilir. 6.85'in kırılımı mutlaka onun için takip edilmeli. Aşağıda söyledim zaten 6. 5.50 yani altına da bir gidiş olursa, hızlı bir kırılım olursa 5.50. Burada majör destek seviyesi, RSI ve MACD'ye baktığınız zaman onlar çok aslında fena bir görüntüleri yok. İyi bir görüntüsü var. Yani ikisi de şurada yatay alanda pozitif bir görüntü veriyorlar. Yatay alanda pozitif görüntüler iyidir. Burada bir toplama alanı gibi de bazen değerlendirilir. Teknik anlamda, teorik olarak bir toplama alanı olarak değerlendirilebilir. O yüzden o bize hani bir yukarı hareket gelme ihtimalini anlatır. Onun için grafikler fena değil. Yani aşağıda dipte oluşan yukarı yönlü bir gösterge görüyoruz. Ya umarım tabii bilanço, dediğim gibi bilmiyorum, şimdi hatırlamıyorum neydi durumu, ama sanki kötü değildi diye hatırlıyorum ama öyle detaylı bakmadım. Umarım iyi bir etki yaratırsa, tabii pazartesi günü bazen bahane lazım bu işlerde. Bir bahane olacak. Yani düşerken de bir bahane lazım. Borsa 1580'den düşecekti. Düşemedi. İşte yaptım videosunu. Ayla 2 ay boyunca yaptım. İyi değil dedim. İyi değil dedim. Devamlı onu söyledim. İyi değil. En sonunda 3. temastan 1580'de üçlü tepe. Bir şey diyorum ya, o bahane şeyden geldi işte. Merkez Bankası Başkanı değişiminden geldi. Bir bahane lazımdı zaten orada yıkılmaya. Bazen öyle yükselmek için de, dönüşler için de bahaneler lazım olur. Umarım bilançosu da hayırlı olsun. İyi bir bahane olursa o da belki bir kırılma sebep olabilir. Herkese iyi haftalar.